Kamu Taşeron Haber Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile haberle sizlerle birlikteyiz. Memur maaş zammı için torba yasa meclise geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü verdi. En düşük memur maaşının 22.000 TL olması ve emekli aylığının da artışa ilişkin düzenlemenin detaylarını sabah ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak çalışmalarda öncelik maaş zamlarında Temmuz zamları için AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda da yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak. İşte yeni memur ve emekli maaşları ile zamma ilişkin takvim. AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasada da olacak. 14-28 Mayıs seçimlerinden sonrasında toplanan 28. dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını görevine Numan Kurtuluş'un seçilmesiyle birlikte gözler komisyonlarının oluşumuna çevrildi. Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammının ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatacak? İşte Temmuz zammına ilişkin ayrıntılar. Komisyon çalışmaya başlayacak. Kurban Bayramı'na kadar olan süre içinde önce İktisat Komisyonu'nun partilerin kaç üye ile temsil edecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak. Bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirecek. Daha sonra da komisyon başkanı seçilip meclis yasama çalışmalarına başlayacak. Emekli ve memur maaşları için yasa. AK Parti grubu Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girmeden çıkartılacak yasalar ile ilgili çalışmaya başladı. İlk teklif memur ve emekli maaşları ile ilgili 5-6 maddelik düzenlemenin içerisinde en düşük emekli maaşının artırılmasından olumsuz etkilenen emekli maaşlarının düzeltilmesi konusu da yer alacak. En son memur ve emekli maaşlarına ne kadar artış yapıldı? Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilmişti. Bu düzenleme sonrasında 5.500 lira maaş alan birine 2.000 lira zam yapılırken maaşı 7.200 lira olan ve üstelik çok daha fazla prim ödeyen emekli sadece 300 lira artış almıştı. Bu durum üzerine emeklilerin itirazları gündeme geldi ve Başkan Erdoğan seçimden sonra bunları düzelteceklerini söyledi. Erdoğan seçimden sonra gerekli düzenlemenin yapılması için talimat verdi. Yüksek ek prim ödeyenlerin daha yüksek maaş alması sağlanacak. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı yasa tekliflerine göre bu sıkıntının giderilmesi için emekli maaşlarında kademeli artış getiren bir sisteme geçilecek. Böylece yüksek prim ödeyenlerin daha yüksek maaşları almaları sağlanacak. Torba yasa Başkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği vaatler çerçevesinde en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması da bulunuyor. İkinci torba ekonomi ve deprem. AK Parti tüm bakanlarının meclis tatilinden önce çıkarılmasını istedikleri acil düzenlemeler olup olmadığını da sordu. Bu çerçevede bir torba yasa teklifi daha hazırlanacak. İkinci torba yasa içinde ekonomiye ve depreme yönelik bazı düzenlemelerin bulunması bekleniyor. Ek bütçe netleşmedi. Depremin maliyeti memur ve emekli maaşlarındaki artışlardan sonra ek bütçeye gerek olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Bu konu henüz netlik kazanmadı. İkramiyeler ne zaman hesaba yatacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15.6 milyon emeklinin aylık ve ikramiyelerin Kurban Bayramı öncesi yatıracaklarının müjdesini duyururken gözler ödeme takvimine çevrildi. Ramazan Bayramı bu ay 28 Haziran'da başlayacak ve 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram tatili 24 Haziran'dan itibaren 9 güne çıkarken emekli aylığı ve ikramiye ödemeleri 17 Haziran'da itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. Bu arada haber yazan sitemiz Kurban Bayramı yerine Ramazan Bayramı yazmış. Tabii ki bu Kurban Bayramı olacaktı. Tahsis numarasına göre yatacak yeni dönemin ilk kabine emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için takvim öne çekti. Emekliler Kurban Bayramı öncesi çift bayram yaşarken mevcut uygulama emekli aylıkları tahsis numarası son hanesine göre yatıyor.
SSK emeklileri yaşlılık aylıkları tahsis numarasına göre her ayın 17-26'sı arasında Bağkur emeklisi de 25-28'i, memur emeklileri de 1-5 arasında aylık alıyor. Bağkur emeklilerine aylıkları tahsis numarası 9-7-5 olanlara her ayın 25'inde, 3-1 olanlara 26'sında, 8-6-4 olanlara 27'sinde, 2 ve 0 olanlara da 28'inde yatıyor. SSK emeklileri ise son rakamı 9 olanlar, 17, 7 olanlar, 18, 5 olanlar, 19'unda, 3 olanlar, 20'sinde, 1 olanlar da ayın 21'inde, 8 olanlar da 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 2 olanlar 25'inde, 0 olanlar ise her ayın 26'sında aylık alıyor. 5 gün içinde ödenecek. Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da normal aylık takviminden önce erken ödeme yapılacak. SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor. SGK takvimi açıklayacak. Emekli aylık ve ikramiye ödemelerine ilişkin takvim çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklayacak. Bayram tatilinin 24 Haziran'da başlayacağı dikkate alındığında ödeme takviminde 17 Haziran itibariyle başlaması bekleniyor. Ramazan Bayramı'nda emeklilere 2000 lira ikramiye yatırılmıştı. Kurban Bayramı'nda bir karar alınmaması durumunda ikramiyeler 2000 lira olarak hesaplara yatacak. Emekli maaşında önemli dikkat, Temmuz'da zamlı aylık. Pardon. Emekliler Temmuz'da da zamlı aylıklarını alacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin taban maaşını itibaren aylıklara kademeli artışta daha az zam alan emekliye verilecek. Zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7.500, 10.000, 10.000, 15.000, 15.000, 20.000 ve 20.000 üzeri de kademeli olarak belirlenecek. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. Kademeli artışta 14 bin lira alan %45 zam formülüne göre Temmuz ayı itibariyle 20 bin 300 lira emekli aylığı alacak. Diğer yandan bugün 16 bin lira aylık alan %40 artışta 22 bin 400 lira, 21 bin lira aylık alan da %35 artışla 28.350 lira alacak. En düşük emekli aylığına zammının ardından yapılacak bu kademeli artış doğrudan 6 milyon emeklinin aylığına yansıyacak. Memur ve emekli zam oranı nasıl hesaplanır? Türkiye'de SSK ile Bağkur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere 6 aylık enflasyon rakamları 2 kez zam alıyor. Memur ve memur emekliler ise yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı toplamı kadar zam alıyor diye haber yapılmış. Zübeyde Yalçın, Hazal Ateş haber yapmış. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diye diyoruz.